İyi günler değerli izleyicilerimiz. Doktor Tamer Haliloğlu ile Gerçek Sağlık programına hoş geldiniz. Cem TV ekranlarında yine yeni bir bölümle, yeni bir programla karşınızdayız ve bugün programımızın formatında bir değişiklik yaparak bir konuk da sizlere takdim edeceğiz. Kendi alanında çok başarılı bir hekim olan, bir psikiyatri uzmanı olan Doktor Mustafa Güveli bizimle olacak. Ve bu konuda burun estetiği ve estetik cerrahide psikolojik konusunda kendisinin değerli görüşlerine başvuracağız. Hocam hoş geldiniz diyeyim Hoş öncelikle bulduk Bülent programımıza. Bey. Bugün tabii ki Doktor Tamer Haliloğlu'nu takdim etmeme gerek yok. Programın partnerim ve kendisi birlikte sunuyoruz ve Tamer Hocam'la birlikte yine Mustafa Hocam'a sorularımız olacak. Evet. Birlikte Programı güzel bir götüreceğiz. sohbet gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi burun estetiği ve estetik cerrahide psikoloji konusunu işleyeceğiz bugün. Canlı yayında olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Hemen ben ekranın alt kısmında bulunan telefon ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Özellikle WhatsApp hattından bizlere yazılı olarak ulaşmanızı rica ediyoruz. Sesli arama ve görüntülü arama şeklinde değil de yazılı olarak ulaşmanızı rica ediyoruz. Evet, hocam ben Evet. aslında bir Topu ben burun alayım. estetiği konusuyla girelim isterim. Bilmiyorum Evet. yani bir kısacık girelim sonra zaten işin psikolojik boyutunu Mustafa Hocam bizlere anlatacak. Evet, öncelikle ben Mustafa Hocam'ın küçük bir CV'sini burada sunarak başlamak istiyorum. Kendisi çok değerli psikiyatri uzmanlarımızdan bir tanesi. İstanbul'da mesleğini serbest hekim olarak icra ediyor. Ama aynı zamanda kendisi de bir pilottur. PPL sertifikası vardır. Kendisiyle de uçuş okulundan da tanışıklığımız var. Zaten tanışıklığımız oradan geliyor Uçuş uçuş hekimi okulundan. olarak da görev Yok, uçuş hekimi değil. Kendisi yapıyor mu? PPL denilen pilot Özel bürosu pilot sahibi. lisans. Evet. Uçuş okulundan tanışıyoruz. Gerçi kendisi Cerrahpaşalı, ben Çapalıyım ama uçuş okulumuz ortak. Evet. O Siz yüzden de pilotsunuz. evet, Mustafa benim de Hocam da pilot. Ne PPL güzel. İki sertifikam pilot da var. bugün program yapacağız. Evet. Hem pilot hem hekim aynı Evet, zamanda. kendisi de hem pilot hem hekimdir ve kendisi de uçuş korkularıyla ilgilenmiştir aslında. Evet. Uzun sürede bununla ilgili çalışması var. Evet, uçuş korkularıyla ilgili çalışırken aslında amatör pilot sertifikasını almaya çoktan hak kazanmıştım. 2013 yılında Türk Hava Yolları'nın uçuş fobisi programını bir yıl kadar koordine ettim, yönettim. Sonrasında da kendim özel çalışmalarımda uçuş korkusuna devam ettim. Aslında davranışçı terapiler açısından çok uygun bir hekim olduğumu düşünüyorum bu anlamda. Çünkü hem hekim hem pilot, işte pilot korkusa işte nasıl olacak falan. Bir de bir taraftan korkusu olan insanlara uçuş dinamiklerini de anlatabiliyorum. Mesela işte en çok türbülanstan korkana türbülansın ne olduğunu, iniş kalkışı süreçleri ve uçuşun işte aerodinamiğini vesaireyi anlatarak başladığımız çalışmaya hele bir de beraber uçmuşsak uçuş fobilerinin %90'ı o kadar kısacık bir şeyle zaten geçiyor. %10'u için altında yatan sebeplere yönelik başka araştırmalar yapmak gerekiyor. PPL lisansını 2010 yılında aldım ben. O lisansı aldıktan sonra ağırlıklı olarak Türk Hava Yolları'nın programını da koordine ettikten sonra arttı hastalarım. Yoksa normal pratiğimde de uçuş fobisiyle ilgileniyorduk. Bütün fobilerde olduğu gibi. Ama lisanslı bir psikiyatrist pilot Evet, olunca çok güzel bir şey. Bizim de çok aramızda konuştuğumuzda genelde kendi çevremizde konuştuğumuz şeyde çok güzel bir konu bu. Hani hem pilot olman hem birebir kendi kullandığın safety pilotla beraber tabii yalnız değil. Kendi kullandığı pilot uçağın içerisinde de bu hasta ile ilgili gerekli onun korkusunu yenecek bir takım tedavi girişimini falan yapmak gerçekten çok hoş. Ülkemiz için de çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum bunun. Temelde bütün korkuların aslında baş etme ve başa çıkma yöntemleri içerisinde yüzleştirme var. Yani kediden korkana sadece işte kediyi simüle etmek, kedi videosu seyrettirmek değil. Evet. Kediyle yüzleşmeden o bitmiyor. Uçuş korkusunun da temelinde işte uçuşla alakalı yaşadığı endişe, yüksekte olmak, kontrolün kendinde olmaması, bazı kişilik özellikleri ve geçmişte yaşadığı travmatik özellikleriyle uçuşa yüklediği anlam fobik obje olarak uçmayı gören hastaya onu yüzleştirmeden 10 seansta bilişsel terapi yapsanız, 20 seansta yapsanız onunla bir kere uçacaksınız. Evet. Bazen ilk görüşmeden sonra bakıyorum çok altta yatan böyle çok büyük patolojisi yoksa uçmasını tavsiye ediyorum. Çoğu kere bir yakınınızla ya da işte güvendiğiniz birisiyle uçun. Bir takım özel tavsiyeler. Bazen de çok zorda kalırsan kullanmak üzere bir ilaç öneriyorum. Nadiren de işte beraber uçtuğumuz hastalarımız oluyor.
tabii bu işin operasyonel süreci biraz pahalı olduğu için iki tane bilet alacak, iki tane biletle geri gelecek. İşte 4-5 saatimizi orada beraber geçireceğiz onun ücretini ödemek vesaire falan. Uçak almak gibi pahalı oluyor. Evet. Aslında tabii yani amatör havacılıkta bu tarz şeylerin biraz daha kolay olması, bu tarz tedavilerin, bu tarz girişimlerin de biraz daha kolay yönetilebilir olmasını sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Ama bizde maalesef bu işin cost faktörü. Genel havacılığımız çok gelişmiş ama sivil havacılığımız maalesef bir takım yerlere takılıyor. Yurt dışına gidip geldiğimizde küçücük yerlerde bile böyle sivil hava parkları, hava meydanları var ve oralara iniş kalkışlar bazen işte pilot sorumluluğunda olabiliyor ama Türkiye'de özel havacılık için çok fazla yer yok. Yani evet, birkaç tane havalimanı var. Şimdi genel havalimanları da tabii oralara iniş kalkış çok özel bir takım prosedürleri gerektiriyor. Kendi uçağınla inip kalkmaya kalksan bilmiyorum, İstanbul Havalimanı'na herhalde özel zamanlar dışında bir özel yani inme şansı yok. İmkansız gibi bir şey yani, evet. Hocam yani ben biz... yeri gelmişken Tamer Hocam bir soru sorayım mı Mustafa Hocam'a? Buyurun. Belki birazdan bunları konuşamayacağız. Hazır uçuş hekimliğinden bahsedilmişken, uçuş korkusundan bir uçak yolculuğum sırasında yanımda bir kişi oturuyordu. Hı hı. Bana şöyle bir şey söyledi uçuş öncesinde. Dedi ki ne olur ben dedi uçuş sırasında saçmalarsam, farklı abuk subuk şeyler söylersem size mazur görün beni. Hani ben uçuş korkusuna sahibim, beni idare edin gibi bir şey söyledi. Gerçekten saçmalamaya da başladı biraz böyle uçak yolculuğu sırasında. Yani uçuş yolculuğu ne kadar böyle bir korku insana veriyor ki uçuş diyeyim artık. Nasıl bir kişiliğe bürünüyorlar yani? Şöyle düşünelim. Bunu nedir bunun psikolojisi hocam? Şöyle sizden alalım. Şöyle düşünelim. Yani korkular temelde objesi ne olursa olsun aynı mantıkla yürüyor. Yani sosyal bir ortamda çıkıp konuşmak, bir televizyon programına çıkıp sunuş yapmak, işte 3 kişi, 5 kişi, 50 kişinin önüne çıkıp bir konferans vermek nasıl insanı kaygılandırıyor? Yanlış yapar mıyım? Rezil olur muyum? Herkes bana güler mi? O kadar insanın karşısında kendi performans sergileyememeye ait kaygısı varsa, işte bir köpeğin ya da bir aslanın ya da bir timsahın ya da yılanın fobisi nasılsa uçuşta oradaki obje sadece uçuş. Bazı hastalarımız uçmak için atıyorum şimdi milli havacılık şirketimiz olduğu için thy.com.tr yazıp bilet almak için sitesine girdiğinde bile kaygı duyan hastalarımız oluyor. Yani bir süre sonra uçacak, o korku objesiyle yüzleşecek. Şimdi havaya bazıları da korkularına rağmen çıkabiliyorlar. Mesela işte taksi biraz uzun sürse, pist başında biraz fazla beklese, kalkış biraz uzasa, kaygısı arttığı için bir de kalkarken ve inerken aslında uçağın hareketleri en böyle hani biraz sallayan ve türbülans oluşturan hareketler. O sıralarda kaygı seviyesi yükselince artık kontrol bizden çıkıyor. O adrenalin deşarjının oluşturduğu bazen işte o kaygıdan kaçınma reaksiyonu ya da onunla baş etmek için biraz saçmalayabiliyorlar. Zaten biz de diyoruz ki yanınızdaki kişiyle iletişim kurmaya başlayın. Evet, onlarla sohbet edin. Kafanızı başka bir yere dağıtmaya çalışın. Çünkü yoğunlaştığınız zaman korkuya, uçuşa, uçuş süreçlerine yoğunlaştığınız zaman kaygınız yükseliyor. Yani şey gibi, bardağın dolması gibi. Dolu bardağı taşımak çok zordur. Giderken böyle az eliniz titrese damlar, bir iki damla dökülür. Ama bardağın bir kısmı boşsa koşa koşa bile gitseniz dökülmez. Kaygı bozuklukları da bunun gibidir. Yüzleşme ile alakalı, yani 10 kere 100 kere de amatörce yüzleştiğinde hep o kaygısı ve onun altında yatan şey oluyor. Onun için size kendisine söylediğimiz o. Şöyle söyleyeyim hocam, yani saçmalama düzeyinin yüksekliğinden mi artık bilmiyorum. Bir akademisyen, bir bayandı. Bugüne kadar hiç görmediğim bir insan. Orta yaşlarda bir bayan. Ve türkü söylemeye başladı uçarken. Evet, hocam dediği gibi. Evet, stresini atmak için onun yollarından bir tanesi odur. Tabii türkü söylemek zihni farklı bir şekilde yapılandırıyor. İşte o işte sempatik sistemin yönetilmesi konusunda stresini atabilecek yöntemler bulabilir. Bir kısmı bulmaca çözer, bir kısmı işte komik bir şey video seyreder falan, öyle şekilde çözülebilir. Size teşekkür ederiz. Biz tabii uçuş fobisi ve uçuş fobisiyle ilgilenen psikiyatri camiası adına katkılarınızdan ötürü. Yani evet, tecrübemizi anlatmış olduk evet, yani bir şekilde hakikaten. Güzel ama çok güzel bir tecrübe. Çünkü zaten uçuş fobisini yenmenin temel yolu uçmak yani. Hatta evet, uçuş fobisini yendiğimiz hastalara şunu diyorum. Bak, uçuş fobisini yendik.
Tamam, artık uçabiliyorsun. Sonra kendisi de birkaç kere uçuyor. Kesinlikle ara verme. Promosyon biletleri takip et. Gitmek istediğin yerlere çıkan promosyon uçuşlarında. Çivi çiviyi söker diyorsunuz. Havanın yani güzel olduğu zamanlarda ben onlara birazcık artık meteoroloji bilgisi de veriyorum. Hangi havalarda daha çok türbülans olur. Türbülanstan korkuyorlar. Aslında korkulacak bir şey yok. Kasisli bir yolda gitmek gibi. Pilot için içeride o kadar da çok gerecek bir durum değil. Zaten çok fazla türbülans oluşturan havada ya uçuş erteleniyor. Yani çok fırtına varsa ya da işte onun etrafından dolanarak geçtiği için pilot yani kendisi sonuçta uçağın içinde diyorum. Ya merak etme, bir şey olmaz. Kasisli yolda giderken nasıl böyle yavaş gidiyorsun, biraz işte yola çukurlara yavaş giriyorsun, süratli girersen sıkıntı. İşte bunları anlatıyoruz kişilere. Dolayısıyla orada yüzleşmek ve sürekli üstüne gitmek, daha güzel havalarda, daha rüzgarsız, daha böyle düz havalarda uçmalarını öneriyorum. Deneyim arttıkça başarı oranı ve kaygı seviyesi düşüyor. Onun için ne kadar çok sık uçarlarsa ve yanlarında oturanlar ne kadar çok destek olurlarsa onlara ben kendi adıma teşekkür edeceğim buradan. Evet, en azından uçuş fobisiyle ilgili bir program yapacağımız ortaya çıktı. Ya aslında bu da bir bizim programımızın konusu içerisinde illa alınabilecek bir konu. Yani sonuçta evet. bir uçuş fobisi çok olduğu zannettiğinden çok daha yaygın bir kaygı bozukluğu. Özellikle benim çok böyle hani isim vermeyeceğim buradan ama işte siyasilerden, benim işte de bildiğim çok var. İşte ticaret yapanlardan, akademisyenlerden, çok özel şirketlerin üst düzey yöneticilerine, işte mesela birkaç tane öyle örnek olarak vermek istiyorum aslında. İşte yurt dışında bir pozisyon teklif ediliyor ama uçarak oraya gitme şansım benim yok. Sürekli seyahat etmemi öneriyorlar. Madden, manen, ekonomik bir sürü kayıplar oluyor insanların. Düşünsenize siz bugün bir futbol takımının koçu olsanız. Her gün uçacaksınız. Yani işte belki deplasmana gideceksiniz. Evet. Takıma siz çalışın, ben deplasmana olacağı yere gidiyorum. Evet. Bir gün iki gün önceden yola çıkmanız gerekir. Evet, işte uçuşun da aslında en güvenli ulaşım araçlarından biri olduğu da istatistik olarak da ispatlanmış bir şey ama maalesef insanlarımız bu konuda. Hep de şey var yani uçaklarla ilgili olan haberler biraz daha hemen ön plana, bütün dünyada ön plana çıktığı için biraz da insanların korkularını burada rating yapıyor hocam. Rating yani, yapıyor evet. Uçağın camı çatladı. Evet. Çok önemli bir haber. Aslında belki. Evet. Hocam yavaş yavaş girelim. Evet, biz konumuza girelim. Uçurduk biraz. Biraz şey konuyu uçurduk. Şimdi sizden uçuşun psikolojisini aldık bir kuplecik en azından. Evet. Biraz da estetiğin psikolojisini alalım. Estetik ameliyatın psikolojisi. Yani hangi psikolojiyle insanlar estetik operasyonlara kendilerini şey yapıyorlar, yaklaştırıyorlar? Hangi psikoloji onları ameliyat masasına götürüyor? Özellikle burun estetiği konusunda zaten Tamer hocam... Burun estetiğini temel aldık. Bizim de yaptığımız çok... Evet, o zaman isterseniz burun estetiği için gelen hastalar ve onların psikolojilerinden oradan başlayalım. Çok daha renkli burun şey estetiği olur. En sık yapılan estetik ameliyatlardan birisi olduğu için buradan başlayalım. Estetik cerrahin psikolojisi görüşmemiz açısından. Şimdi genelde bizim estetik cerrahide hastanın ilk değerlendirmesinde ilk baştaki değerlendirmesinden bir tanesi de yani hastanın psikolojik değerlendirmesidir. Bununla ilgili işte pratik hayatta çok yöntem kullanılır. En çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi, senin de bildiğin gibi, hasta geldiğinizde önüne bir tane form verilir. Onda çeşitli sorular vardı. İşte bir takım şekiller vardı, bir takım estetik fotoğraflar falan vardı. Bunlarla ilgili şeyleri sorulur, cevapları sorulur. O cevaplar doktorun önüne gider. Hastayı görmeden önce doktor o cevaplara şöyle bakarak hastanın genel psikolojisi hakkında bir şey edinir. Ne derler? Bir genel bir kanaat edinir. Genelde biz de önceden ben de bu şeyleri, formları falan kullandım ama son yıllarda biraz daha yani bizim yetişme tarzımızda gerektiği şeyle ben o formlardan son yıllarda biraz vazgeçtim. Ben onu daha çok hastayla karşıma alıp konuşarak bunu mümkün olduğu kadar şey yapmaya çalışıyorum. Çok daha fazla soru soruyorum. İşte beklentisiyle ilgili, genel kişilik özelliğiyle ilgili, işte obsesif bir yapısı var mı yok mu? Orada ben kendim birebir konuşmam sırasında bunu mümkün olduğu kadar şey yapmaya çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. Zaten psikiyatrik ve psikolojik testlerle alakalı da hani böyle çok özel bir yere bir sunum yapmayacaksanız, bir rapor yazıp bir test sonucu vermeyecekseniz, işte şu yapılan anket test ya şu yapılan ölçeğe göre, mesela bizde psikiyatrik psikolojik değerlendirme ölçekleri vardır. Mesela depresyon ölçeği, anksiyete ölçeği, kişilik özelliklerini ölçen bir takım testler vardır. En çok bilineni Roche testidir. Roche, işte evet. Onun dışında SKID denilen işte bir takım tarayıcı testler vardır. MMPI gibi. Yani bunlar bir yere eğer siz bir rapor sunacaksanız daha ölçülebilir olsun diye. Onun dışında normal pratiğimde ben hiçbir hastama, neredeyse hiçbir hastama çok test istemem. Niye? Çünkü zaten görüşme içerisinde o bana kendini anlatır. Evet. Testler formülü oldukları için kişiler belki illa da ameliyat olmak
istiyorsa sizi yanıltacak cevapları oraya işaretleyebilir. Kendini iyi gösterebilir, yanlış değerlendirir. Ama bir kanaat oluşturmak, çok hızlı ve yoğun işlem olan yerlerde hastaya bir de test doldurtulabilir. Self-rating, kişi kendini değerlendirebilir. Ama temelde o yapılacak sohbet, o operasyondan ne bekliyor? Yani sizin kuş kondurmanızı veya Tanrı gibi suratınızı yeni baştan yapılandırmanızı bekliyorsa o hasta zaten sizin başınıza bir şekilde ekşiyecek bir vakalara gelir. Biz işte bunu çok mümkün olduğu kadar ortaya koymaya çalışıyoruz. Ben ameliyattan önce muhakkak surette bir fotoğraflayıp biliyorsun bir insanın yüz yarısı diğer yüz yarısına benzemez. Mümkün olduğu kadar aslında bütün insanlarda bir parça fasal asimetri olabileceğini, bir burun kanadının diğerine benzeyemediğini o fotoğraflarla mümkün olduğu kadar ortaya koyup oradaki hem hastanın kendi psikolojik durumunu algılamak açısından hem de beklentilerini ne ölçüde karşılayabileceğimizi görmek açısından biraz da o görüşmeyle ben o test veya test yöntemini biraz daha geçiyorum. O hastayla biraz daha yakın ilişki kurmamızı gerektiriyor. Biliyorsun bizim hekimlikte önemli olan hastayla yakın ilişki kurmak. Onun yakınmalarını, onun şikayetlerine empati hissettiğinizi, gerçekten onun gibi düşündüğünüzü hissettirmektir. Aslında hekimliğin temel görevlerinden bir tanesi de. Biz de bunu mümkün olduğu kadar yapmaya çalışıyoruz. Ben mesela görüşmelerde, pratik hayatımda için söylüyorum. Ameliyat görüşmelerinde örneğin estetik cerrahinin görüşmenin sonunda vazgeçmek durumunda kalan hastalarımla çok karşılaşıyorum mesela. Biz azından sorunu orada hiç yapmadan çözmüş oluyoruz. Diyor ki ya bu benim beklentilerimi karşılamaz ya da ben bundan istediğim sonucu alamam. Belki sadece nefes alması ile ilgili cerrahi yapıyoruz veyahut da estetik cerrahiden genelde vazgeçiyoruz. İşte dediğim gibi hani yani ben soruyu soracağım. Hani tarih boyunca bu işler yapıla gelmiş biliyorsun. Hep de yapılmaya devam ediyor. Son yıllar çok arttı. Bu selfie'lerle beraber özellikle yüz estetikleri, burun estetikleri falan çok arttı. Profil fotoğrafları. Profil fotoğrafları arttı. Yani estetik operasyon yaptırmak yani zayıflık ve güçsüzlük göstermesi göstergesidir hocam. Yani öyle bir şey midir? Şimdi şöyle, estetik operasyonlar tarih boyunca yapıldı. İşte ta eski Mısır hiyerogliflerinden tutun da işte ilkel topluluklara kadar bir sürü topluluklarda kendilerince, kendi kriterlerine göre daha uyumlu, işte daha dengeli oran ve orantısı, daha düzgün bir yüz ifadesi ya da işte vücut ifadesi elde etmek için tarihler boyunca hep yapıla gelmiştir bunlar. Yani işte kulağına halkalar takıp, işte dudağına işte kocaman halkalar, kulağının işte memesindeki açtığı deliği daha da büyütmek için bir takım. Bunlar hepsi kendi estetik algılarına göre daha güzel görünmek içindir. Ve insanın temelde aslında bulunduğu, yaşadığı ortamda kabul görme beklentisi vardır. Evet. Beğenilme beklentisi vardır. Bu kadın ve erkek için ayrı ayrı oranlarda olmak üzere herkesin bir miktar beklentisi vardır. İşte biz o bir miktar beklentiyi karşılayacak şeyle işte süreçleri nasıl yapılandıracağız, nasıl değerlendireceğiz ona bakmamız gerekiyor. Yani ben bazen böyle görüşmelerimde insanlara normali, anormali anlatırken biraz böyle işi muzipliğe vuruyorum. Diyorum ki ya benim gözümde gerizekalı olmakla çok zeki olmak arasında bir fark yok. İkisi de anormal. Çünkü toplumda bunlar çok az. Doğru. Yani çok zeki insanlar da az, gerizekalılar da. Ya ağzına değil burnuna kaşıkla yemek götüren adam da ya da işte 10 hamle sonrasını, 20 hamle sonrasını bir kere gördüğü şeyi ezberleyen adam da, hani normalden sapan her şey anormaldir. Cinsel yönelimden tutun da her alana bunu söyleyebiliriz. Normalin tanımı da o zaten. Evet, normalin dışına çıkan, yani o bizim hani tıpta da ya da işte akademik süreçlerde çan eğrisi tabir edilen bir eğri vardır. Böyle bir eğridir o. İnsanları onun içerisine belli özellikler için koyarsanız ortalamaya yakın olan her şey normaldir. Oradan uzaklaştıkça normalden uzaklaşmaktır bu. Gerizekalı olmak ya da çok zeki olmak, süper zeki olmak hakikaten ne kadar anormaldir? Eğer o kişinin sosyal mesleki işlevselliğini bozuyorsa o anormaldir. Estetik operasyonlarında da insanların işte beden algısı, vücut algısı, vücuduna ait işte yüz, sizin tabii temel estetiğiniz, yüzün en ortada olan, en görünür olan, bizim Karadenizler için, bizim Karadenizler için daha da görünür olan bir uzvu ve o uzuv onun bütün imajını ve ortamdaki işte kendisine ait algıyı değiştirdiğine inanılan bir organ ve öyle bir organ. Gözler, burun, dudak yapısı, dışındakiler
o oran ve orantıda çok da göze batmıyorlar. Yani kulak estetiği çok var mıdır? Kepçe kulaklar dışında pek yoktur herhalde ama burun estetiği, estetik operasyonlar, bir de son zamanlarda oküloplasti ve ona ait yapılan operasyonlar yani, da var. Oküloplasti, göz kapağı estetikleri, yüz, kaş, göz, artık yani burunların etrafa doğru yavaş yavaş değişmeye başladı. Merkez burası, merkez burun yani. Merkez hocam burun. Bir şey soracağım bu arada yeri gelmişken. Dönem dönem değişiyor mu bu estetik operasyonlarla ilgili ne moda olan şeyler? Şimdi şöyle, tarih boyunca baktığınızda işte estetik dediğimiz şey aslında bir oran ve orantı, insanların işte vücutlarına ait oran ve orantıyla alakalı beklentileri. Bir dönem vücudun daha böyle balık etli olması iken şimdi sıfır beden olmak, sonra tekrar biraz daha değiştikçe... Şu anda da mesela oraya geleceğim aslında, çok böyle dudaklar, şişirilmiş dudaklar vesaire o kadar çok yani... Görüyoruz ki toplumda, bilmiyorum bu şu an moda olan bir şey midir yani? Tabii yani o şu anda moda olan bir şey şöyle, hani hakikaten yani çok ince dudaklar, belirgin olmayan dudaklar insanların algısını değiştirebilir. Bir de kişi kendisini nasıl prezente etmek istiyor? Yani erotik bir obje gibi mi? Yoksa entelektüel tarafıyla alakalı bir şey olarak mı prezente etmek istiyor? Erotik bir obje olacaksanız kabarık kalın dudaklar, hokka gibi bir burun, evet, çekik gözler, işte oran ve orantısının altın oranlar var. Oraya ne kadar yaklaştırılırsa o kadar estetik gibi geliyor. Ama aslında insanlar arası ilişkilere bakıldığında eğer bu bir cinsel çekim olacaksa birebir orantılı, birebir bağlantılı değil bu. Ama insanların en kolay dışarıdan baktığında gördüğü şey yüzündeki oran ve orantı. Hı hı. İşte dudaklar, kocaman dudaklar, küçücük bir burun. Yani çok komik oluyor biraz, bana göre biraz. Evet, biraz öyle hocam. Evet yani. Normal algısı öylemiş gibi sunulduğu için belki. Evet. Bu sosyal medyanın falan bu son bir akım halinde böyle bir moda, ne bileyim. Dönem dönem işte nasıl kıyafetler, İspanyol paçalar vardı bizim gençliğimizde. Evet. Abilerimiz giyerlerdi onları. Daha iyi hatırlarız belki, bizden biraz daha büyükler. İşte kocaman şu kadar paçalar. Şimdi evet, dar paçalar moda. Onun gibi yüzde bence böyle. Tabii estetik operasyonlarda benim hasta profilim içerisinde oranları çok yüksek değil. Hocam bu konuda daha iyi şey söyleyebilir. Mesela 5 sene önce yaptığı burun modelleriyle bugünküler aynı mı? Kesinlikle değil. Evet, kesinlikle yani değil. Orada istekler de değişti. Değişiyor, sürekli değişiyor. Evet. Ben değiştiğini biliyorum ama... Eskiden nasıldı hocam mesela? Eskiden biraz daha projekti, biraz daha kalkık, biraz daha estetik oldu. Belli olan burunlar daha fazla şeydi. Dedi. Şimdi biraz daha doğal, biraz daha hani anlaşılır. Belli belirsiz olan. Yani biraz daha yani şey, natürele yakın, natürele yakın doğal burunlar biraz daha fazla tercih ediliyor. Eskiden biraz bu konuda biraz daha fazla beklenti vardı. İşte dedim ya, bu sosyal medya ve şeyle görsel iletişim kanallarının çok fazla ön plana çıkmasıyla bunlar biraz daha zaman içerisinde şekil almaya başladı. Biraz daha normale doğru, hani doğala doğru biraz daha gidiş var. Gidiş yönünde bir etki var. Evet. Bir de tabii bu ameliyatı olmak isteyen sayı, insan sayısının şeyi artması da bunu belirleyen faktörlerden bir tanesi. Dolayısıyla insan sayısı arttıkça belki de biraz daha normale doğru, daha iyi görünüşe doğru, biraz daha doğal görünüşe doğru yavaş yavaş çekiliyor gibi geliyor bana. Evet. Ben hep şunu söylüyorum, hep böyle kemerden insanlar rahatsızdı, kemer burundan. Bence yıllar geçecek belki, o İspanyol paça gibi insanlar kemerli burun istiyorlar. Belki moda olacak. Tabii, yani. Asalet timsali değil tabii, böyle. Eskiler öyleymiş biliyorsunuz, eski tarihi figürlerde hep profil fotoğrafları vardır kralların, işte yöneticilerin. Fatih'in burnu mesela. Evet, hep yandan o kemerli burnu gösterilmiş insanlar. Eski Roma paralarında, eski şeylerde, paraların üzerinde insanlar. Yandan fotoğrafı var, hepsinde kemerli burunlar var yani. Evet. İşte o tarihi süreç içerisinde algı ile alakalı bir şey. Yani insanların kendilerini nereye koymak ve nasıl algılanmasını istedikleriyle de alakalı bir şey. Onun için tabii ona ben hepsine tek tek yorum yapmayı doğru bulmuyorum ama dönem dönem değişiyor. Bana soran danışanlarıma ben şöyle bir cevap veriyorum. Diyorum ki yani sizin operasyonla alakalı süreçleriniz, özellikle mesela İşte obsesif hastalar bu anlamda çok zor hastalardır. Çünkü onlar için 1 ile 0 arasındaki evet, sayıların hiçbir önemi yoktur. Evet. Bir şey ya vardır, birdir, ya sıfırdır, yoktur. 0 ile 1 gibi. Beyazla siyah gibi. Ya siyahtır ya beyazdır. Gri'nin kaç tonu var diyelim. Ya 50, 100, 150. Evet. O işte 1000 ton, kaç ton olacaksa o kadar ton var. Ama mesela siyaha yaklaştıkça ya da sayı doğrusu çiziyorum. Diyorum ki bak 0,99... Şuraya bir nokta koyuyorum. Uzaktan baktığında 1 ile bunun farkı yok. Ama sen 0,99 ise virgülden sonrasını almıyorsun. Onun için operasyon yapılacak hastalara kişilik özellikleri açısından, özellikle obsesiflerse, beden algılarıyla alakalı bir dismorfik bozuklukları varsa, yani kendini hakikaten farklı görüp farklı algılıyorsa, mesela
anoreksik hastalarda da bu çok sık karşımıza çıkar. Yani aslına bakarsanız işte o body mass index denilen daha bilimsel bir temeli oturtulmuş vücudun oran ve orantısı konusunda kilo ve boy orantısını çok pratik ve hızlı yapmamızı sağlayan bir indeks var. O indekse baktığında sen zayıf sınırının altının da altındasın. Nasıl kilolu olabilirsin? Ama aynaya bakınca kocaman şişman bir kadın görüyor. Dolayısıyla orada o beden dismorfik bozukluğu ya da bedeniyle alakalı işte bir bozukluk düzeyinde kendisinin çirkin, beğenilmeyen olduğunu hissetmesine ait kaygı ve psikolojik zorlanmasını yenmediğimiz, çözmediğimiz bir hastanın yapılacak estetik operasyondan da memnun olma şansı çok fazla yok. Defalarca işte 10 kere, 100 kere alt şurasını kaldır, biraz burasını indir. Bir de sonuçta buradaki yapılan şey de cerrahi müdahale ile vücudun doğasına ve var olan yıllardır getirdiği anatomiye, kasların yapısına işte bir sürü şeye bir müdahale aslında. Oradan kaldır, biraz indir, böyle hani şey gibi sanki kameranın ayakları gibi kaldır indir açıyı yakala. Evet, işte biz o ameliyat görüşmeleri hep onu anlatmaya çalışıyoruz. Dokuda diyoruz asla ve asla matematik yok. Bir de tıpta asla 2 kere 2 4 etmez diyoruz biz de. Yani neden? İşte biz burun cerrahisi yapıyoruz. Burun yüzünüzün ortasında bir organ. Bunun beslenmesi sağ taraftaki arterler oluyor. Sol tarafı sol taraftaki arterlerle, sağ tarafı sağ taraftaki arterler oluyor. Bunun aynı şekilde lenfatik direnci de farklı. Dolayısıyla iyileşirken bile farklı görünüm olabilir diyoruz. Bir taraftaki ödem birkaç hafta içerisinde kolayca çözülürken diğer taraftaki çözülmeyebilir. İşte bütün bunları anlatmaya çalışıyoruz ama sizin dediğiniz gibi sıfırla birle bir obsesif bir hastaysa bununla ilgili oldukça uğraşma durumunuz çok fazla oluyor. Peki. Bunu anlatmak için. Çünkü İşte dediğimiz gibi dokuda matematik yok maalesef. Peki hocam ben bir soru sorabilirim. Tabii hocam. Tabii ne demek? Şimdi siz mesela estetik operasyon yaparken işlevselliği korumak zorundasınız ve hastanın beklentilerini karşılamak zorundasınız. Bunun dışında hani tıbbi anlamda bir kriter koyabiliyor muyuz? Mesela işte body mass index, kilo alıp verme ile alakalı işte kas ve yağ oranı ölçülebilir şeyler. Siz mesela kişiyi estetik operasyon geri döndürdüğünüz oluyor mu? Oluyorsa hangi kriterlerle bunu yapıyorsunuz? Yani olmayacak bir hasta mı? Psikolojisi açısından mı? Tıbbi kriterler mi var? İnsanlara böyle daha hani ben kendimi beğenmiyorum diyen herkese burnumu beğenmiyorum diyen herkese ameliyat yapmak zorunda mısınız? Ya da ne oluyor? Tabii ki değil. İşte bu hasta görüşmesi yani bizim o kısa hasta görüşmesinde biz aslında çok şey sığdırmaya çalışıyoruz. Birincisi dediğim gibi ben hastayı gördüğüm zaman ben asla işte hasta ben burun estetiği olmak istiyorum diyene kadar ben onu muayene etmiş olsam bile ben ona işte sizin burnunuzu şu şekilde yapalım diye bir teklifte bulunmuyorum örneğin. Bu birinci kriterle. Gelme şikayeti hastanın, estetik olmak istiyorum. Evet hastanın bunu bana ifade etmesi gerekiyor her zaman için. Yani ben işte sizin burun kemiğinizde erilik var. Nefes almanızla ilgili bir probleminiz var. İşte burun etleriniz de büyümüş. Dolayısıyla size böyle bir şey yapabiliriz derken onun aynı zamanda işte benim görünüşümü değiştirmek istiyorum. Biraz da burnumu kaldırmak istiyorum. İşte açısını değiştirmek istiyorum. Kemerimi aldırmak istiyorum. Hastanın demesi gerekiyor bana. Bunu hastanın ifade etmesi gerekiyor. Benim bunu ona bir teklif gibi sunmama birinci kriterlerden bir tanesi bu. İkincisi de her zaman için değerlendirirken biz İşte dediğim gibi görüntüleyip hastanın görüntülerin üzerinden bunu mümkün olduğu kadar anlatmaya çalışıyoruz. Yani ve olası bir simülasyon yapıyoruz. Küçük bir simülasyon muhakkak yapıyoruz. Muayene sırasında ona canlı olarak mümkün olarak göstermeye çalışıyoruz ki o hem ön görünüşünden belki hem de özellikle yan görünüşünden burnun nasıl görüneceğini bilmesi açısından bütün yüzünü göstererek o simülasyonu gösteriyoruz ki burada da hastanın bir algısı var. O zaman da biz hastaya konuşurken tepkilerinden zaten şeyi algılayabiliyoruz. İşte duygulanım dediğimiz şey tabii, size geçiyor. Bize geçiyor. Ondan sonra biz gerçekten yapacağımız prosedürün bu hastayı mutlu edip etmeyeceğini veya başarılı olamayacağını aşağı yukarı. Tabii ki hiçbir kararımız %100 değil biliyorsun. Bunu şey yapmamız olanaklı değil. Mümkün olduğu kadar burada bu değerlendirmelerle ortaya koymaya çalışıyoruz. Ama işte dediğim gibi hasta önünden ben form vereyim. O formu doldursun. O formundan sonra ben onun hastalık psikolojik durumunun şöyle olduğunu ben mümkün olduğu kadar buna çok fazla girmeden hastayla birebir görüşerek yapmaya çalışıyorum. Hep de şunu söylüyorum. Dediğim gibi bazı görüşmelerden sonra hastamın 2-3 görüşmesinden sonra diyor ki ya ben istemiyorum. Sadece benim deviasyonum güzel. Ben nefes alayım. Yeter diyor mesela. Evet. Bu zaten yani başarıyla hastayla ilgili olan şeyde sonuçla ilgili olan başarıya giden yolda bence en önemli kriterlerden bir tanesi. Tabii düzeltme operasyonları yapmak zorunda kalmak ilk operasyondan daha sıkıntılı olur. Tabii ki muhtemelen. Onu da her zaman için söylüyorum. Hatta geçen programlarınızı dile getirdim. Bir tane doktor arkadaşım gördüm. Televizyonun çıkmış işte bir şey anlatmaya çalışıyor. Revizyon cerrahisi dedim. Düzeltme cerrahisinden bahsediyor. İşte düzeltme cerrahisi
cerrahisi yaptık falan filan. Ama bu benim düzeltme cerrahim değil dedi mesela. Ben orada bozuldum. Çünkü bunun dünyadaki literatürdeki karşılığı %15'tir. Yani 100 hasta yaparsanız 15'ine düzeltme yapmak zorundasınız. Sizin düzeltmeleri de başkası yapıyordur yani. Tabii ki bizim benim düzeltmemi başkası yapıyor yani. Dolayısıyla burada hani sanki ben hiç düzeltme cerrahisine doğru gitmiyorum gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorum. Ben de aslında açıkçası bozuldum. Çünkü ben hastama geldiğimde zaman da söylüyorum. Bakın diyor yapıyoruz ama burun orta hattı olan bir şey iyileşmeyle ilgili bir taraftaki kemiğinizin iyileşmesi diğer tarafta farklı olduğu zaman bir takım problem olabilir. Bu dünyadaki literatürdeki karşılığı bunun %10, %15'tir. Yani 10 hastadan 10 tanesi 15 tane, pardon 100 hastadan 10 tanesi 15 tanesine siz düzeltme cerrahisi yapabilirsiniz. Bu zaten dünyanın kabul ettiği bir gerçek. Dünyanın en ünlü cerrahı da olsanız %15 kriterine girersiniz diyorum. Anlatmaya çalışıyoruz mümkün olarak gerekebileceğini. Psikiyatri de öyledir. Yani sonuçta hocam, her hasta sizden memnun olacak. Bir kısa yok. Araya gidelim mi? Evet, sonra oldu. Kalan evet. Kısmında devam edelim. Evet, araya gidelim. Ben, yönetmen arkadaşımız oradan işaret ediyor. Evet. Değerli izleyenler, çok kısa bir aradan sonra yine birlikte olacağız. Tekrar merhaba değerli izleyenlerimiz. Konuğumuz Doktor Mustafa Güveli ile birlikteyiz. Tamer Hocam'la birlikte. Bugün sağlı sollu soruyoruz. Sağlı sollu evet. Hocama biraz yoracağız ama hızlıca evet. Sorularımızı... Bir yandan bir gazeteci, bir yandan meslektaşın. Evet, evet. Hocamıza çok soracağımız soru var. O yüzden vakit kaybetmeden hızlıca... Ama öncelikle İsviçre'den bir izleyenimiz güzel bir soru sormuş. Talip Kaya, İsviçre'den. Evet. İyi günler dileklerine sevgili Bülent Biricik diyor. Sorum hocalarımıza. Hocam paralı güzellik ile dereceli güzellik arasındaki fark sadece iç güzellikle dış güzellik arasındaki çelişki midir? Çağımızın görsel iletişiminin sunumu bu sektörel çalışmayı ne kadar tetikliyor? Doğal deformasyon etiği sizce nedir? Evet, güzel soru. Güzel bir soru gerçekten. Komplike bir soru. Talip Bey'e teşekkür şimdi, ediyoruz. Tabii. Ben biraz aklıma ilk gelen şeyleri hemen söyleyeyim burayla alakalı. İmaj devrinde yaşadığımız bir yüzyılda dış imajımız çok önemli. Hatta Black Mirror, siyah aynalar diye çevirebileceğimiz bir dizi vardı. Onun bir bölümünde sosyal medya daki işte insanların puanları, reytingleriyle bütün her şeyleri belirleniyor. Mesela işte bir paylaşım yapıyorsunuz, çok beğeniliyorsa kredibiliteniz artıyor. Bankaya gidince kredi veriyorlar size. İşte uçakta siz işte business class uçmanız için sosyal medyada puanınız yüksek olmalı. Hakkınızda kötü bir şey çıkıp sizin işte reytingleriniz, takipçileriniz düşünce banka kredilerini geri alıyor falan. Öyle ilginç bir sosyal medya ironisi ya da sosyal medyayı tiye almak ya da sosyal medyanın geldiği yeri. İşte bu bahsettiği şey biraz da bu anladığım kadarıyla. Yani iç güzelliğinizi görmesi için insanın sizinle iletişim kurması gerekiyor. Ama insanlar kıyafetleriyle ve dış görünüşleriyle daha çok iltifat gördüklerini Nasrettin Hoca 800 sene önce söylemiş. Yekürküm ye demiş. Dolayısıyla işte estetik anlamda yüzünüz işte estetikliyse, işte benim mesela berberim her gidişimde şimdi bakıyorum monitöre saçlarımın yarısı gitmiş. Benim berberim her seferinde hocam ne zaman sana estetik yapacağız, işte saç dikeceğiz falan. Benim sen dikmeye başlayınca saçları ben sana diktireceğim saçları diyorum. Şimdi tabii bu hani herkes için önemli, işte bir sürü insanlar için önemli. Dolayısıyla bu soru çok felsefik bir soru. Psikiyatrik evet, anlamda söylenebilecek çok şey var. Bir program yapılabilir bununla alakalı. Evet. Ama sonuç itibariyle içinin güzelliği dışına yansıtmanın parayla da alakası var biraz. Biraz var değil mi hocam? Evet kesinlikle. Aynı görüşteyim. Yani dolayısıyla bu soruya ne kadar çok metaforik konuşabiliriz? Aslında çok konuşulabilir. Ben teşekkür etmek istiyorum kendisine. Ya evet. Biz burada yapmaya çalıştığımız şey şu. Estetik hakikaten gerekli midir? Hakikaten çok gerekli olan hastalar var. O burun yapısıyla hem imajı hem kendi algısı hem özgüveni çok bozulan hastalarımız olduğu için yapılan bir estetikten sonra evlenen kızlarımı istersiniz, iş bulan insanlarımı ben istersiniz. Ben de onu soracaktım hocam. Özgüveni... Yani yaptırdıktan sonra insanın hayatını nasıl yani değiştirir? Ben çok düğün yani? Davetiyesi aldım örneğin. Şöyle oluyor oradaki hikaye. Bir kere özgüven denilen şeyin kelimeyi böldüğümüz zaman özüne güvenmek. Yani bir yere girdiği zaman insanlar önce burnun giriyor diyorlarsa ona. İşte o kendine herkes baktığı zaman yüzüne burnuma bakıyorlar, benden dalga geçiyorlar diyorsa mümkün olduğunca geri çekiliyor. Sosyal yaşamda prezente etmediğiniz zaman kendinizi, iş hayatı da böyledir. Mesela siz yapımcı ya da yönetmen olarak ya da bir sunucu olarak bir televizyon kanalına gidip kendiniz bir program sunmazsanız insanların sizi keşfetmesi çok zor olur. Kendinizi göstermeniz lazım. Evet. Yani bir şekilde hayatın her alanı böyle. Hele şimdilerde
tamamen her şey pazarlama ve satış üzerine konulmuş durumda. Dolayısıyla o kişi kendine baktığında şunu hissediyorsa, ya ben çirkinim galiba. İnsanlar bana bakmıyorlar. İnsanlar beni, o da kendini zaten çekiyor. Dolayısıyla bu beni niye beğensin ki deyip orada ciddi bir özgüvensizlik ortaya çıkıyor. Bu bir süre sonra devam ettiğinde ciddi bir depresyon oluyor. Hayatın içerisinde hep izole olmaya, sosyal hayattan kaçınmaya başlıyor. Şimdi demin uçuş fobisinden bahsettik programın başında. Sosyal ortamlardan da korkmaya başlıyor. Niye? İşte ben kapıdan girdiğimde herkes bana bakıyor, hem de burnuma bakıyorlar. Girmeyeyim o zaman. İşte çıkmayayım piyasaya o zaman. Dolayısıyla böyle bir süreçte eğer işte kişinin kendilik algısı ve özüne güveni artırıyorsa bir estetik, hakikaten artırıyorsa ve o onun için aslında mesela nefes alamamak nasıl bir işte burun estetik ve işte içerideki hava yollarının yapılanmasıyla alakalı gerekliyse, kişilik anlamında bu kadar ciddi deformasyona sebep olmuşsa belki bazen psikiyatrik ve tıbbi endikasyon olarak bile estetik yapılabilir. Evet. Hocamın dediği çok güzel bir şey vardı. Doğala yakın. Şimdi herkesin burnu aynı. Sokağa çıkıyorsunuz, aynı elden çıkmış bir sürü burun. Neredeyse. Ama o surata uymamış. Yani oran ve orantı hakikaten önemli. Bir işte resim çiziyorsunuz, oraya böyle hokka gibi bir burun çiziyorsunuz. Her tarafı ucubik ama burnu hokka gibi. Olmuyor. Dolayısıyla o da ayrı bir kaygı oluşturuyor. Sonra tekrar yeni baştan yenilenme, revizyon operasyonları, yeni baştan gözden geçirme operasyonu. Dolayısıyla burada kişinin kendilik algısı çok önemli. O kendilik algısı eğer içindeki cevheri dışarıya yansıtmak açısından bir kapı açacaksa, o zaman tıbbi anlamda, psikiyatrik anlamda da diyoruz ki evet, küçük bir dokunuş gerekebilir. Ya da ne kadar büyüteceksin? Yani yüzündeki diğer organların oranına, her şeyin birbiriyle oranı var. Ben bu aralar biraz resim çalışmaya başladım böyle. Aynen. İşte 50'sinden sonra ne kadar ressam oluruz bilmiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanımız işte 90'dan sonra ressam olup ciddi paralar kazanmıştı Kenan Evren. Eski Cumhurbaşkanı. Şimdikinden bahsetmiyorum. Tabii hemen herkes bir dikkat kesildi. Resme başladı mı bilmiyorum şimdiki Cumhurbaşkanımız ama işte gözler mesela, gözünü az büyük yaptığın zaman suratı bir tuhaf oluyor. Evet. Burnunu az küçük yapınca bir tuhaf oluyor. Yani vücuda bir oran ve orantı var. İşte o oran ve orantı çok önemli. Yüzde de böyle oran var. Siz aslında heykeltıraş gibi resim çiziyorsunuz. Bir takım fazlalıkların şeklini, yönünü, evet, açılarını değiştiriyoruz. Hocam bir de tamamen yüzünün şeklini değiştirenler var. Şimdi mesela bizim görsel hafızamızda yer etmiş bir takım ünlüler var. Şarkıcıdır, oyuncudur vesaire gibi. Şimdi bakıyorsunuz mesela yıllar içerisindeki bizim görsel hafızamızdaki sürecine bakıyorsunuz. Daha önceden farklı bir şekilde tanıdığınız bir insan size yıllar sonra bakmışsınız farklı bir şekilde, hatta tanınmayacak düzeyde karşınıza çıkıyor. Nedir bunun psikolojisi hocam Allah'ın aşkına? Şimdi yani onunla alakalı çok böyle özel konuşmaya gerek yok ama hakikaten o dediğiniz şey yüz tanıma, insanların işte ben mesela birçok hastamı sesinden tanırım. Mesela telefon ettiği zaman sesinden hikayesi böyle cırırırt diye düşer. Yüzünden tanırım. Benim hanım göz doktoru. Sen hastaları nasıl tanıyorsun? Ben hastaları tanımıyorum. Gözlerine bakınca tanıyorum onları. Diyor. Retinasından tanıyorum diyor. Böyle bakınca retinaya diyor. Kimlik tanıma gibi. Şimdi yüz tanıma programları da öyle. Mesela yüzümüzdeki işte 7-8 tane noktayı geometrik olarak kodluyor. Ve işte basit bir fotoğraftan bile, yani web kamerayla çekilmiş fotoğraftan bile sokakta yürüyen insanların kim olduklarını, o filmlerde olan hani işte dijital ortamda adamın ismi üstünde çıkıyor. Onlar gerçekten var. Var. Yani adamın üstünde şurada sokakta biz yürürken bizim kim olduğumuzu tanıyor. Mobese kameraları full HD görüntü alıyorlar birçoğu. Yani orada 7-8 nokta bizim işte kim olduğumuzu, işte matematik bir denklem gibi ya da işte bir kod gibi, parmak izi gibi bizi belirliyor. Siz işte burnunu az kaldırdığınızda, gözlerini az çekikleştirdiğinizde, çenesini birazcık oyduğunuzda ya da işte başka bir operasyonla yüz, bir sürü imaj ve algı değişiyor. İşte özgüvensizlik mi, hakikaten kendini koyduğu noktada olması gereken bu mu? Onlarla alakalı çok... Yani büyük... Yaradan'ın yarattığı şekilden farklı bir şekilde bürünmek... Ama işte bir profesyonel sanatçı diyorsun, oyuncu diyorsun. Belki onlar için de kabul edilebilir bir şey. Çünkü meslekleri bunlar bu. Dolayısıyla kendine ufak tefek değişiklikler yapılmasını kabul etmek lazım. Bir de takıntı
konusu evet, var tabii evet, ki. Ona da girmek isterim. Evet, yani takıntı, bunu takıntı düzeyinde yapan evet, insanlar var. Sürekli estetik ameliyat olmak, masaya yatmak. Nedir hocam bunun psikolojisi? Şimdi şöyle, bunun birkaç tane tarafı olabilir. Bir tanesi hakikaten obsesif kafaların çalışma şekli şudur. Az önce tanımladım gene evet, bir şeyde. Bir şey böyle burada olmalı. Sıfır, bir gibi olmalı. Onun arasındaki hiçbir şeyi kabul etmez. Hı. Bir de biz mesela ben hani son geçmiş 10 yıl fotoğrafları falan koyuyoruz bazen. Hı. Size yolladığım fotoğrafı da benim 10 yıldır profil fotoğrafı olarak kullandığım bir fotoğraf var dedim ya, artık ayıp onu göndermeyeyim. Saçlar gitmiş, yüz çökmüş. O fotoğrafın aynısını çektim. Yan yana koyduğumda fotoğraflarda işte yer çekiminin etkisi var. Yüzünüz aşağıya doğru çekiliyor. İşte göz kapaklarınızın kenarları kaz ayakları oluyor. Burnu bile büyüyor burnu insan. Burnu düşer insan. Evet, burnu düşmek. Düşer. Burnu düşsem almaz yerden bir öyle bir tavır da olabilir. Şimdi o kişilerin şeyi 0-1 mantığı. Azıcık değiştiği zaman işte liposuction yapılıyor. İşte biz azıcık bir spor yapayım, azıcık başka bir şeyle kilomu vereyim. Azıcık kilosu olunca tekrar estetik operasyonu. Burunla alakalı mükerrer burun operasyonları var mıdır? Onu hocam daha iyi bilir var, ama. Var tabii ki, olmaz mı? Tabii ki var. Bizim de şey vardı, sözünüzü kestim. Şeyde hani takıntılı kişilik durumunu algılamak için bir Simon kriteri vardı bizde bir zamanlar. Çok, ama bizim tekst gruplarımıza da vardı bu. Burun estetiğiyle ilgili kitaplarda, yabancı yayınlarda, yerli yayınlarda falan. Simon kriteri vardı. Simon, işte Simon'un açılımı S, single yani bekar olması. E, immature yani biraz daha gelişmemiş, kişilik olarak da kendini tamamlamamış bir insan olması. M, burada erkeklere gelecek top, male yani erkek olması. O overestimated yani beklentisinin çok fazla olması. N'de narsist olması. Bu kişilik bozukluğu olduğu zaman yani burun estetik için değil, hiçbir estetik için aslında bu kişinin çok fazla yani takıntılı bir, obsesif bir kişilik durumu ortaya koyması açısından bunlarla ilgili asla ve asla 0-1'i isteyeceği için estetik ameliyatlar yapılmaması gerektiğini yazar. Testbooklarımız yazar yani bunu. Evet, çünkü tıpta oluşan deneyim yüzyılların, bin yılların deneyimi her yıl artıyor. Belki son 50 yılda tıptaki deneyim ve bir sürü pratik şey çok fazla değişmiş olabilir, ama tabii estetikle alakalı da işte gelişen teknolojiler, lazer teknolojileri ve benzeri tabii cihazlar çok cihazların gelişmesiyle birlikte çok şey değişti. Ama psikoloji Freud'dan sonra çok fazla değişmedi aslında. Kesinlikle. Freud yani zamanında kaldı. 1800'lü yıllardan işte Freud'un insanın kişilik özellikleri ve bilinç, bilinç dışı ve benzeri şeylerin tanımladıktan sonra çok küçük değişiklikler oldu. Tabii ki bir takım ilaçlar gelişti, bir takım transmanyetik stimülan araçları vesaire, bir takım şeyler gelişti, teknikler gelişti, kullanılan teknikler. Ama temel aynı. Nasıl 1903'te ilk uçaktan sonra uçak aynı yani. Aynı, doğru. Hiçbir şey aynı, değişmemiş. İşte uçağı kaldırması için bir elevatörü var, işte yön vermek için, işte istikameti tutturmak için bir de dümeni var. Hepsi aynı. Yani bugün uçan en son teknolojik uçak da 1903 yılında uçabilen ve belli bir yerden belli bir yere kadar gidebilen uçakla aynı. Evet, biraz geliştirmeler saniye yapılmış. 22 saniye havada kalan uçakla aynı. Evet, Wright kardeşlerin evet, 22 saniye uçakta havada kalmış. Tamam, o da kalabilmesi için işte çünkü aynı, onların olması aynı gerekiyor. Şimdi bu sefer o 22 saniye kalmış. Aynı teknik süre. Şimdi Amerika'dan Türkiye'ye kadar aynı şeyle uçuyoruz. Doğru. Evet. Şimdi onun için psikolojide mesela değişen çok fazla bir şey yok. Tarih boyunca o histerik krizleri yaşayan insanlar şimdi histrionik kişilik özellikleri ya da bozuklukları diye tanımlanmışlar. Yaşadıkları travmaların etkileriyle vücutlarında, ruhlarında ortaya çıkan bir takım değişiklikler bugün biraz daha farklı görünebiliyor. İşte piyasaya farklı görüntü verebiliyor. Ama hep mantık aynı. Dolayısıyla kendini beğenmeyen bir insana siz ne yaparsanız yapın o kendini beğendiremezsiniz. Evet. Önce bilinç düzeyinde onun işte bilinçaltına attığı şeyleri bilinç düzeyine çıkarıp onunla uğraşmanız gerekiyor. Hatta operasyona gelmeden önce plastik cerrah ve bir takım arkadaşlarım bana sık sık hasta gönderiyorlar. Ya bu arkadaşla bir sen biraz çalış diyorlar. Sonra yani çünkü çok fazla sorun yaşadıkları için o tür hastalarla fark ediyorlar. Hocamın görüşme sırasında hekim olarak zaten önce işte insanın görüntüsü, işte tıbbi durumu, psikolojisi her hekimin ilgi alanı. Dolayısıyla oradaki gördüğü hastadan ya bunu ameliyat edersem bu hasta artık ya beni şikayet edecek ya işte bu dediğimiz gibi olmadı diye kalkıp gelecek, işte bir takım problemler çıkaracak ya da hakikaten ekonomik anlamda yaptığı bütün operasyonların maliyetini karşılasa bile sizin mesleki anlamda tatminiyet duygunuzu etkileyecek. Niye? Aynı hastayı 100 kere görüyorsunuz. Ben mesela hastalarıma bazen şunu diyorum. Diyorum ki ya arkadaşlar bakın 10 seanstır ben size aynı şeyi söylüyorum. Siz gene yapmıyorsunuz. Sene geri geliyorsunuz. Bir süre sonra ben size şunu demek zorunda kalacağım. Bunu ben beceremiyorum galiba. Yani sen başka birisine git. Başka birisiyle çalış. Onun için
O anlamda işte operasyona girmeden önce o bilişsel anlamda bir estetiği gerekiyor kişinin. Ruhsal evet, estetiği kesinlikle. Olmadan işte burun estetiği, vücudun başka organlarının estetiğini tatmin olmayacaktır ondan. Bir de memnuniyetin bir kriteri yok ki. Benim memnun olduğumdan Tamer Bey memnun olmayabilir. Bülent Bey memnun olduğundan ben memnun olmayabilirim. Evet. Ben kendi kriterime göre, dolayısıyla benim kriterime göre değerlendireceksek, hani işte kişilere onun kriterlerini bir kere daha gözden geçirme sonrasında operasyon öneriyorum. Dolayısıyla da süreç biraz değişen süreçlerde psikoloji çok fazla değişmedi. Evet, yani 150 yıldır. Benim kendi mesleki pratiğimde burun estetiği için normal burun ameliyatı için nefes alması için ameliyat ettim hastanın. Benim için en önemli şey ameliyattan sonra oh rahat ben nefes alıyorum demesidir mesela. Burun estetiği için de benim için o hastayı mutlu olması önemlidir. Yani ben o hastayı postop dönemdeki kontrolde mutlu gördüysem benim için en ideal sonuç odur aslında. Hı hı. Ha benim yaptığım şeyde istediğimi %100'e yakın zaten yapmış olmam mümkün değil. Zaten doku da buna izin vermiyor. Yani tıpta zaten biliyorsunuz bunu yapmak mümkün değil. Ama en azından %100'e yakın bir sonucu almış olma, hastanın mutlu olması, mutlu oradan okula gitmesi en önemli kriterlerden bir tanesi. Mutlu olamayacak hasta, yani mutlu olmama ihtimali olan hasta burada sıkıntı. İşte oradaki kriter çok hani normalden uzaklaştığı zaman kişilik özellikleri. Normal nedir? Ben bazen diyorum ki işte sokakta yiyen, içen, üreyen, işte hayatını devam ettiren insanlar normaldir. Niye? Şimdi onlar işte biraz daha böyle çevresel faktörlerden çok etkilenmezler. Elindekiyle kanaat ederler. Normalden uzaklaştıkça bu kişilik özellikleri olarak olabilir, entelektüel kapasite olarak olabilir. Normalden sapmaya başladığı andan itibaren sizin aslında yaptığınızdan mutlu olması gerekir diye düşündüğünüz bir adamın mutlu olmadığını göreceksiniz. Çünkü mutluluk da izafi bir şey. Yani ölçülebilir bir karşılığı yok ki. Neye mutlu oluyorsunuz? Yani burnum böyle olsun istedim ama öyle olunca da böyle olmasa daha iyiymiş gibi gelebilir ona. Aynen. Ya da aynen. Daha şöyle olsaydı keşke. Ama sonuçta sizin elinizde bir hamur ve bir çamur yok. Bıraktığınız şekle durmuyor ki. Burunun yaptığınız değişiklikle, yer çekiminin etkisiyle, işte o demin tanımladığınız lenf düğüm bir iyileşme ile alakalı da herkesin farklı bir takım şeyleri var. Adam diyetine uygun davranmıyordur. Diyabetiktir ya da glikoz toleransı bozuktur. Bu sefer yara iyileşmesi kötü olur. Gibi. Aynen. Psikolojik açıdan o anlamda evet. İşte o normal sınırları, çan eğrisinin kümelerine yakın yerlerde ama işin şu tarafı da var Tamer Hocam. O çok normal olan adamlar da çok da estetik olmak istemiyorlar muhtemelen. Evet. Onlar daha ağırlıklı olarak ya ben nefes alamıyorum hocam diye geliyorlar. Biz çan eğrileri kenarlarındayız genelde. İşte biraz kenarlarda çok dışarıya taşmayacak adamlarla evet, çalışmak evet. Lazım. Yani. Hocam tabii burada... şimdi bir sıradaki soru sizin var. Lütfen lütfen. Şimdi depresyon, özgüven eksikliği gibi durumlarla estetik çılgınlığı denilen olguyu biraz konuşmak istiyorum. Yani var mı bununla depresyon, özgüven eksikliği gibi durumlarla estetik çılgınlığı arasında bir ilişki? Şöyle şimdi depresyon, özgüven eksikliği aynı başlıkta söz edilebilir mi? Evet, orada öyle bir semptom var ama pür bir depresif hasta çılgınca estetik çok kere olmaz. Ama özgüven eksikliği olan bir kişi, işte kendini beğenmeyen, duruşunu beğenmeyen, yüzünü beğenmeyen kişi öyle bir çılgın tarafa gidebilir. Şimdi tabii estetik operasyonların tamamını değerlendirip, estetik duruşu, kişinin öz bakımına ait şeyleri değerlendirdiğimizde, hani o işte kendini beğenmeyen kişi ya da kaygılı kişi ya da obsesif kişi, işte kendine ait o işte çok fazla giyim kuşam alışveriş yapabilir, çok fazla takı aksesuar kullanabilir, çok fazla küçük estetik müdahalelerden tutun da büyük müdahalelere kadar yaptırabilir. Ama depresif hastalar çoğu kere hayatın tamamına ait böyle bir kaçış içerisindedirler. Yani öyle düşünüyorum ki hani depresyondayım, gideyim bir estetik olayım da benim hastalarımdan hemen hemen işte yok. Yaklaşık 30 senedir ben psikiyatri pratiği içindeyim. 26 senesini artık psikiyatri uzmanı olarak çalışıyorum. Yani öyle bir şey yok ama özgüven eksikliği olan kişiler, ki sosyal kaygıları ya da kaçıngan kişilik özellikleri olan hastalar da operasyonla bunun düzelebileceğini düşünüyorlar. Ama ben o zaman diyorum ki önce kendinize ait o özgüven sorununu çözün. Sonra estetikle bunu taçlandırın. Evet. Ama önce onu yapıp sonra buraya gelirseniz nasıl olur onu bilmiyorum. Belki de hakikaten hocamın dediği gibi çok karizmatik bir yüzü çok standart sıradan bir yüze dönüştürme şanssızlığı da olabilir. Evet. Yani işte farklılığıyla etrafta temayüz edebilen insanların gözüne daha farklı görünebilecekken daha sıradan bir kişi haline de dönüşebilir. Birçok estetik operasyon işte dudakların işte o bir takım kullanılan kolajenlerle ya da yağla şişirilmesi, boşlukların doldurulması, işte sizin tanımladığınız bir takım işte operasyonel süreçler insanı daha standart ve sıradanlaştırıyor aslında. Hocam bir de sorunlu ilişkiler
ile estetik operasyonların ilişkisi var mı? Merak ediyorum. O çok ilişkili. Ben mesleki pratiğimden hemen burada topa girmek istiyorum senin soruna ilave olaraktan. Genelde benim estetik cerrahi ile ilgili bu tarz ilişki durumlarının öncesinde de sonrasında çok fazla estetik operasyon talebi ben alıyorum. Genelde bu tarz... İşte o tür durumlar şimdi kadın erkek münasebetleri açısından hep değerlendiriyoruz da başka münasebetleri de içine koymak gerekiyor. Evet. Aldatılan bir kadın aldatıldıktan sonra işte kendinin beğenilmediğine kadın fiziği açısından düşünürse çok fazla estetik operasyon yaptırabilir. Boşandıktan sonra tabii belli bir yaştan sonra kişinin işte tekrar eski formunu işte 20'li 30'lu yaşlardaki formunu kazanmak için bir takım estetik operasyonlar yaptırabilir. Bu da tabii ilişkilerde zaman zaman sonuç olarak insanların estetikle bir takım geriye dönüşleri, zamanı geriye alma müdahalesi gibi algıladıkları için çok yaptırdıkları şey olduğunu ben kendi hasta pratiğimde görüyorum. Hocam zaten direkt o şeyi söyledi. Hakikaten ilişkilerin iyi gitmemesi sonuç itibariyle... Aldatılma kaygısı gibi şeyler. Kaygı da olabilir ya da bunun yaşanmasından sonraki süreçlerde de buna ait bir takım değişimler olabilir. Evet, ben burada Bülent Bey'den hemen lafı alacağım. Tecrübeli gazeteci kimliğiyle gene. Evet, vaktimiz de bu arada daraldı hocam. Evet, ben kendi mesleki pratiğimden benim kulak burun boğaz, yani bu işi yapan, burun estetiği yapan tüm estetik cerrah ve kulak burun boğaz cerrahlarım adına bir şey sormak istiyorum. Bizim şimdi WhatsApp gruplarımız var kulak burun boğaz hekimler olarak. Hep biz bunda bunları tartışıyoruz. Onunla ilgili çok fazla vaka bildirimleri falan yapıyor arkadaşlar. Biz kulak burun boğaz hekimi olarak da ben çok böyle gururla bunu söylemek isterim ki biz kulak burun boğaz hekimler gerçekten böyle hani bilimsel anlamda yaptıkları olguları çok rahat paylaşabilen bir gruptur kendisi. Yani ya hata da yapsa orada sorar eder yani. O açıdan çok da kendilerinden falan memnunum. Burada son günlerde hep böyle psikiyatrik işte bir takım sorunlu olan hastaları nasıl yöneteceğiz soruları geliyor. Şimdi burada psikiyatrik değerlendirme konusunda biz estetik cerrahlar olarak işte burun estetiği yapan veya yüz estetiği yapan estetik cerrahlar olaraktan veya kulak burun boğaz hekimler olaraktan psikiyatrik değerlendirmeyi nasıl yapacağız? Mesela ben kendi pratiğimde işte diyorum ki ben o formlara falan inanmıyorum kardeşim. Ben hastayla bir 15-20 dakika daha fazla zaman geçiriyorum. İşte futboldan da konuşuyorum bazen. Başka bir şey de soruyorum. İşte yaptığı işle ilgili bir takım muhabbetlerle de ben onu şey yapmaya çalışıyorum. Tanımaya çalışıyorum. Algılamaya çalışıyorum. Buradan yürüyorum. Benim yani 20 yıllık mesleki pratiğimde edindiğim sonuç bu ama bu işte yeni başlayan arkadaşlar var. Onlar çok daha fazla ameliyat yapma telaşındalar birazcık. İşte vaka gelsin daha fazla vaka yapayım. Daha fazla ne derler kendimi ispat edeyim yapmak istiyorlar. Dolayısıyla bunlara biz psikiyatri değerlendirme açısından hani biz seçeneklerimizle neler yapabiliriz? Evet. Şimdi ben bütün hastalarımı kapıda karşılarım. Yani ben de öyle mümkün olduğu kadar. Şöyle kapıda karşılarım. Yani benim işte bir koltuğum var. Kapı sağ tarafta ofisimde. Çıkar masaya kapıya kadar giderim. Oradan bir merdivenle iniliyor benim şeye. Derin psikiyatri zaten kliniğimizin adı. Böyle bir değişik bir mimarisi var. Hastalar merdivenden nasıl iniyor? Kaygılı mı iniyor? İşte hızla inebiliyor mu? İşte fizik durumları hakkında bir fikir sahibi oluyorum. İşte gelirken sağa sola tutuyor mu? Elinde peçetesi var mı? İşte yüz ifadesi nasıl? Yani bazen böyle espriyle karışık diyorum ki ilk işte 30 saniyede tanı koyuyorum. Geri kalan 45 dakika koyduğum tanıyı test etmek için konuşuyorum. Doğru. Zaten bizim hocaların dediği gibi kapıdan girince hastanın peşisi. Çok ilginç değil mi hocam? Yani muayene kapıdan girince başlar derlerdi zaten. Hakikaten öyle. Onu ben yapıyorum ve birçok kişi mesela tokalaşmaya çalışıyorum birçoğuyla özel durumları yoksa. Elleri terli mi? Islak mı, kaygılı mı, titriyor mu, nasıl davranıyor, işte çay kahve ikram etmek isterim, içmiyor mu, içiyor mu, içerken nasıl içiyor, elleri titriyor mu çayı kaldırırken, bunlar hepsi bize hastanın duygulanımı, yani dışa yansıyan, iç dünyasından dışa yansıyan her şey bize bu anlamda bir fikir verir. Mesela hasta gelirken bakıyorum işte ayakkabıların tokasıyla işte şeyinin tokası, işte vücudundaki düğmeler ve benzeri aksesuarları bir örnekse, renkler arasındaki uyumu çok 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 fazlaysa ki bazıları çok abartılı bir şekilde belli oluyor. Bunların hepsi semptomdur. Sizin yaptığınız gayet doğru bir şey. Yani şöyle bir yarım saat hastaya vakit ayıramadığınız zaman zaten onunla alakalı hiçbir şey öğrenemezsiniz. Havadan, sudan, çoluğundan, çocuğundan, bizim psikiyatrik görüşmede yaptığımız şey şudur.
İşte hastayı işte genel anlamıyla konuşuyoruz. Konuşurken oradan semptom alıyoruz. Son 10-15 dakikasında da kafama takılan soruları soruyorum. Hayattan zevk alıyor musun? Ya arada bir ölsem de kurtulsam dediğin oluyor mu hiç böyle? Hani yaşamı yaşamaya değmez buluyor musun? İntihar etmeyi düşünüyor musun diye sormuyorum. Tabii ki. Yani bu tür şeyler hep en direkt yollarla yapılması gerekir. Sizin yaptığınız doğru ama çok yoğun sirkülasyonu olan yerlerde mutlaka bir psikolog istihdam edilmeli. Evet. Kişinin kişilik özelliklerine ait self-rating artı psikolojik testler içerisinde bir uygulayıcı tarafından uygulanan bir test yapılmalı. Bir de bence aslında raporlamalısınız da hastalara. Yapılan psikolojik testinde sınır düzeyde anksiyetesi çıktığı, evet, ameliyata uygun olduğu kanaatini edindim diye yazarsanız yarın bir gün onun obsesyonundan ya da biraz obsesif bu hasta ısrarla ameliyat olmak istiyor. Ben ona durumu anlattığım halde gibi bunlar sizi hukuki açıdan da koruyabilir, evet, ve kendi, evet, tıbbi pratiğiniz açısından tatminiyetinizi artırır diye düşünüyorum. Evet, çok hocam, teşekkür ederim. Hocamın cevabı bittiyse biz de programı bence, evet, sonuna geldik tekrar. Olacak gibi. Cevabım bitmedi de program bitti gördüm kamerada. Programımız bitti hocam. Çok da zevkli geçiyor aslında. Ben gerçekten aslında sizin yaptığınız şeyler aslında bir hekim olarak tanıya giden yolda bu demin söylediğiniz şeyler aslında iletişimci olarak bizlerin de kullandığı şeyler. Dolayısıyla aslında kişinin iletişim kurmak için verdiği mesajlar bütünüdür o söyledikleri aslında. Bizim işimiz sosyal tarafı daha ağırlı olan bir branş. Yani insanın biyolojik, psikolojik ve sosyal tarafı var. Hekim olarak biyolojik tarafını işliyoruz. Sosyal tarafı zaten herkesin gördü. Bize bir işin psikolojik ve iç, evet, alta yatanı gördüğümüz için ona göre bir pratik bizimki. Tıbbın, evet, yanında tıbbın ötesine bir branş, evet, psikiyatri, öyle, evet, derim ben. Çok doğru, doğru. Bunların iletişim alanına giren şeyleri de kullanmanız güzel, hoş bir şey tabii ki. Mecburen kullanmakta durumundasınız. Evet, 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 değerli izleyicilerimiz, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Maalesef üzülerek çok da güzel gidiyordu sohbetimiz. Mustafa hocamı bir daha alacağız belki. Doktor Mustafa Güveli idi. Psikiyatri uzmanı, çok değerli bir hekim kendisi. Estetiğin psikolojisini konuştuk kendisiyle ama yarım kalan ve konuşamadığımız çok şey kaldı. İlerleyen günlerde tekrar kendisini, evet, konuk etmek ümidiyle diyorum. Evet, çok konuk teşekkür ediyoruz hocam geldiğin için. Ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim Mustafa, hoş geldin. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Programımız gerçek sağlık. Deneyimlerinizi paylaştınız. Sağlığın pazarlamaya düştüğü bir dönemde sağlığın hakikaten gerçek kriterleriyle alakalı bir şeyleri anlatmaya çalışmak gerekiyor. Herkese ameliyat, evet, edelim. Herkese psikoterapi yapalım. Evet. Bizim hani yapabileceğimiz bir şey belki. Ama gerçekten hani etik mi, orası çok önemli. Evet, işte, evet, biz de o şeyi mottoyu yakalayıp işte onun üzerine biraz daha gitmeye çalışıyoruz. Gerçek ki, sağlık programının amacı da bu zaten. Evet, başarılar. İsmimizin hani öyle şey değil yani, rastgele konmuş bir isim değil en azından. Evet, evet değerli izleyicilerimiz, gerçek sağlık programının sonuna geldik. Tekrar bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıklı günler diliyoruz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.